Merhaba arkadaşlar. Aracımla otobanda gidiyordum. Bolu otobanı. Aracımızın hem içi hem bagajı dolu. 4 kişiyiz. Şöyle otobandaki 110'a sabitledim aracı. Yakıt tüketimini göstereyim. Klimamız açık. Rampa çıkıyoruz abi. Arasında gidip geliyor yakıt ortalaması. 110 km hızla sabitlediğimiz zaman yüklü ve klima açık durumda. Tabi bu otobandaki yakıt. Merhaba arkadaşlar. Aracım Megane 4. Dizel otomatik. Şöyle anahtarsız giriş de var. Onu da göstereyim. Aracım bugün size hem belli başlı özelliklerini anlatacağım hem de yakıt tüketimini göstereceğim. Şöyle start stop düğmesine bastık. Ekran gelsin bakalım. Şimdi arkadaşlar aracımızın ortalama hızı 32.1 kilometreymiş. Tabii şehir içinde bu hız bayağı düşüyor. Bunu biliyorsunuz. Dur kalklara çok giriyoruz çünkü. Toplam yaptığımız mesafe 5697. Yani 5700 diyebiliriz. Bakalım ne yakmış? 5.2 litre yakmış arkadaşlar. Yani 5700 kilometrede 5.2 litre yakmış. Özellikle bu araçta çok gezdiğim için hani kilometre biraz artsın. Ondan sonra video çekeyim dedim. Daha doğru bir sonuç verir. Yani bu 5700 kilometrenin yarısını şehir dışı, yarısını şehir içi olarak düşünebilirsiniz. Şehir dışında işte Eskişehir'e gittim, Ankara, Bolu Abant'a gittim, bir de İstanbul. Gerisi Bursa trafiğinde şehir içi kullanım. Araçtan genel itibariyle memnunum. Renault'un bütün araçlarına bindim. Talisman'la dahil, sembolünden tutun. Yani Renault gerçekten yani sınıfına göre güzel araba yapıyor. Yakıt tüketimi, performans olarak bu araç iyi, ağır olmasına rağmen. Gerçekten güzel gidiyor. Yine 6 ileri EDC şanzıman var. Vites geçişleri Fluence ve Megane 3'e göre düşündüğümüzde biraz daha bana net ve sarsıntısız geldi. Direksiyonu kesinlikle daha iyi. Elektronik direksiyon. Yol tutuş olarak güzel. Araç zaten benimki sedan. Sedanlar hatchback'e göre biraz daha aks mesafesi uzun olduğu için daha rahat geliyor. Bagajı geniş. Araçta hoşuma gitmeyen iki şey var. Mesela bir tanesi şu kolda. Mesela şu düğme. Bu Megane 3 ve Fluence'de bastığınız zaman hem arkadaki şeyleri kilitliyordu hem camları kilitliyordu. Mesela çocuk kilidini açıyordu. Bunda sadece camları kilitliyor. Mesela çocuk kilidi eski sistemle tık aşağı tık yukarı yapıyorsunuz açıp kapıyı. Bu benim hoşuma gitmedi. Yani yeni bir araçta niye eski sisteme dönmüşler bunu beğenmedim. İkincisi de yani sadece Megane 4'e özel değil birçok yeni araç. E250 4matik vardı mesela, A6 ne bileyim bir sürü araç sayabilirim. Geri görüş kamerası koymamışlar kardeşim. Şuraya bir geri görüş kamerası koy yani. Bunun maliyeti kaç para sana? Bu aracın sıfırı şu anda 320 bin lira. Onda bile mesela ikon pakette var ama bence Joy paket de dahil bunda olması lazım. Dediğim gibi araçtan genel itibariyle memnunum. Yakıt olarak mükemmel bir araç. Hız sabitleyici var. Hız limitleyici var. Ondan sonra kumandadan bagaj açabiliyorsunuz. Anahtarsız giriş ve çalıştırmasını mesela ben Renault'u çok beğeniyorum. Birçok araçta mesela kapıda bir düğme var ona basıyorsunuz. Tekrar indiğinizde ona basıyorsunuz, kilitliyorsunuz falan. Unuttuğunuz zaman ya kumandadan açacaksınız ya dönüp tekrar o düğmeye basacaksınız. Bunda öyle bir şey yok. Elinizi dokunduğunuzda açıyor, uzaklaştığınızda kilitliyor. Mesela onu seviyorum. Almayı düşünen arkadaşlara fikir olması anlamında böyle bir video çekilmedim. Tekrar da göstereyim arkadaşlar. Yani yakıt tüketimini de öyle hani az yaksın diye bir derdim hiçbir zaman olmadı. Normal sürüşte gerçek yakıt tüketimi bu. Yani bu ortalama 5 litreye de inebilir. Ama altının üzerine çıkacağını pek sanmıyorum. Bayağı uğraşmanız lazım. Herkese hayırlı günler.